Emniyetin özürlü çocuklar hakkında yeni bir uygulaması var. Sevgi izi diye tabir edilen çocuğa dövme yapılıyor. Dövmedeki rakamlar çocuk hakkında bilgiyi içeriyor. Kaybolduğunda üzerindeki rakamlardan çocuğun anne babasına ulaşılıyor. Dövme yaptırmanın caiz olmadığını, gusül abdestinin olmayacağını biliyoruz. Burada bir zaruret var denilir mi? Tabii öncelikle bu soru içinde yanlış anlaşılan bir mesele var ki Evet. onu düzeltmek isteriz. Dövmenin usul abdestine mani olduğu meselesi, bir de dövmenin caiz olmama meselesi. Evet. Sual eden kardeşimiz bu ikisini de bir bütün olarak soruyor. Oysa bu ikisinin ikinci demiş olduğu doğrudur ama birinci demiş olduğu ise fıkhen uygun değildir. Evet, dövme yaptırmak caiz değildir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetli bir şekilde bunu tenkit edici bir hadis-i şerifi de vardır. Allahü Teala Hazretleri dövme yapana ve yaptırana lanet etsin şeklinde. Ve fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman da bunun caiz olmadığı açık bir dille ifade edilmiştir. Ancak dövmenin caiz olmaması gusül abdesti ile alakalı değildir veya abdestle alakalı değildir. Yani abdeste manidir veya gusle manidir şeklinde değil. Belki vücuda harici bir şeyin endekslenmesi ve tegayyür-ül fıtra diye tabir edilen yaratılışı değiştirmek ve bu konuda hadis-i şerif olmasından dolayı caiz görülmemiştir. Peki vakada bu gusle mani midir veya abdeste mani midir? Malumunuz abdest ve gusülde uzvun zahiri yıkanmalıdır. Batını iç tarafı değil. Yani yıkanması gereken derinin üstüdür. Üst. Derinin altı yıkanmak mecburiyetinde değildir. Oysa hakiki dövme diye tabir ettiğimiz dövme deri altına kına, eski zamanlarda kına konuluyordu. Şu anda farklı boyalar, kimyasal boyalar konuluyor. Deri altına boyanın enjekte edilmesiyle oluşan bir görüntüdür. Yani derinin üzerinde herhangi bir tabaka oluşmamaktadır. Tamamıyla deri altına yapılan bir eylemdir. Oysa derinin altı ise yıkanması farz olan bir mahal değildir. Bu şu demektir ki dövme, abdest veya gusle mani değil. Ama tabii ki abdest veya gusle mani olmaması bunun caiz olmasını gerektirmeyecektir. Caiz olmadığını ifade ettik. Peki gelelim sorumuza. Özürlü olan bir takım çocukların kaybolma durumları olabiliyor. Kaybolduğu zaman kendilerini ifade edemeyecek konumda da olabilir bu çocuklar. Bu sefer ebeveyni bulmak sıkıntı olacak. Ve bu manada emniyetin işte bir uygulamasından bahsediliyor. Evet. Bir isim de verildi orada. Sevgi izi. Sevgi izi diye Evet. çocuğun herhangi bir bölümüne işte numara konuluyor herhalde. Ve o numaraya da bir kod olarak o çocuğun bilgileri, ebeveynin bilgileri, nerede yaşadığının bilgileri veriliyor. Ve böyle bir çocuk bulunduğu zaman o numaradan ailesine ulaşmak çok kolay oluyor. Bu uygulama bu açıdan güzel bir uygulamadır. Ancak bunu direktmen dövme yoluyla değil de farklı şekillerde yapma imkanı varsa öyle yapmak daha uygun olacaktır. Evet. Yani söz gelimi çocuğa bir bileklik yapılması gibi onu çıkartamayacak veya elbisesine işlenmesi gibi. Ama bazı çocuklar vardır ki yani bu manada özürlü çocuklar vücudunda herhangi bir şeyi tutmazlar. Yani atıyorlar. Evet. Bu gibi durum Yırtıyorlar, varsa belki onlar için özel hüküm olarak söylenilebilir. atıyorlar. Ama genel olarak değil. Yani eğer çocukta böyle bir problem yoksa işte bileklik tarzında veyahut da vücuduna ulaşamayacağı bir yere bir nakış olabilir elbisesine veya iç çamaşırlarına bir nakış şeklinde veya baskı şeklinde olabilir. Bu manada yapılır. Ama Evet. hiç alternatifi yok. İlla ki vücuduna bunun konulması gerekiyorsa ve başka da alternatifi yoksa o zaman yine biz geçici olan kına ile yapılanı tavsiye ederiz. Yani direktmen normal dövme şeklinde değil. O Evet. yine diğerine nispetle biraz daha ehven olduğu aşikardır. Evet hocam.